Açtığına uf. Ne yazdın Allah aşkına, çok merak ettim. Biraz da Kurunker yazmışım. Ay. Kurunker. O ne lan? B. Baskan ile sohbet. İftara doğru. İşte aynen. Sahura doğru. Sahur yolunda. Tövbe tövbe. Dur abi ya, yapacağım cidden. Evet, değerli cemaat. Dakika. Öncelikle bakınız. Ne diyor kitapta? Dur bir dakika abi. Açtım yayını, dinliyor millet seni, dur. Yani. Tamam, onu dinlesinler, ben de MCM vaaz ilahi bulmaya çalışacağım, dur. edeyim. Tövbe tövbe. Necim? Yapmaya çalışıyorum. Oho, bizim akü komple bitmiş ya. He? Adam necesi ilahi var mı diye bakıyor. Tabii. Necis. Abi onlar da atıyor. Onlar da bir sürü şey atıyor. Babacım, bir de düşünüyorum, şöyle bir kafamda canlandırmaya çalışıyor. Necesi nasıl bir ilahi olabilir diye. Ne bileyim abi, orası da sen NCS'cisin. Sen bilirsin. Necesiciyim. Tabi. O yüzden böyle full an NCS'li müzikler dinliyorum. Tabi. Harbiden mi? Şeyde öyle mi yapsak? Ne yapsak tarih? Abi Ramazan'da bir şey Aynen. yayınımız yok mu ya? Sahura doğru yayınımız yok mu? Sahura Abi Ramazan'da aynen bir öyle. şey Sahura yayın. doğru bir yayın yapalım. D başkan ile Sahura doğru. Doğru. Evet. Bu arada Bu harbi aynen. yayının adını öyle Bu yaptım. Bakalım bir şey tartma bu olsun bir. Bakalım bir de şuradan şeyimizi de yapalım. Aboneliğimizi de alalım bir ayda. Ücretsiz aboneliğimizi alalım. Alın da abonelikte. Hadi bakayım. Ramazan'da nasıl bir muhabbet edebiliriz? Abone oldun mu lan? Heh, 5. ay paylaş. Heh, hadi. Hocam. İftarla. Evet. Hocam, hemen ilk sorumuz geldi. Adamın derler ki, hocam iftarla sahur arasında ot bir çekmek günah mı diyor. Şimdi eğer 30 ise sıkıntı yok. Yani ot bir yazmış arkadaş, özellikle galiba. OS1 Tamam yazmış. ya. Ot bir. He, os 1 ise sıkıntı, ama os 0 ise sıkıntı yok. Peki. Peki hocam. Evet. Sayın cemaat, duydunuz. Bakın değerli Hikmet Bora cemaat. hoş geldin. Aa, aynen hoş geldin. Hemen abi böyle şey ilahiler var mıdır böyle acaba? Tabii. Nasıl diyeyim? Vallahi hiç Sadece denemediğim için. defle def. Sadece defle biraz zor. Niye ya? Var. Şimdi yalnız saygı değer mühim kardeşim. De başkan öyle yazılmıyor. Nasıl yazılıyor hocam? Hemen düzeltelim. Büyük bey, kocaman hocam. Ha, ne dinletiz ha? Sahur yolunda değil, sahura doğru. Dora mı karıştırdın herhalde sen? Abi bilmiyorum. Şeyler karıştırdık, dur. Ben bir şeyler açmayı unuttum, dur. Huşu içinde efendim. Huşu. Abi D baskan yazıyor işte, nasıl yaz Büyük yazacağım, büyük büyük. hepsini büyük. Hepsini Küçük ya, hepsini küçük kullanabilirsin. ya, hepsini büyük ha. Öyle mi diyorsun? Ya bizde hiç küçük yok, hepsi büyük. Ha, geri yok diyorsun. Peki. Evet hocam.
Sevgili değerli mümin kardeşim, bizim Türkçemizde ne vardır? El hubur, el guruf. Burada bak. Gelmişsin. Size Türkçemizle laf edersin. Tabii. Adam burada Zuvasça konuşuyor, Zuvasça. Ne Türkçe, Türkçe diyen mi oldu? Zuvasça adam. Ne takı? Daha takı. Ayrılmalı. Yapacak. Eyvallah. Bir tane de Türkçe sözümüz var Allah'a şükür. Sağ ol Hikmet. Sahur yolundanın dağısı ayrı mıymış? Herhalde hocam. Evet. Türkçe hocamız, Türkçe hocamız. Arkadaşım burada Türkçesini sorgulamak lazım. Değerli arkadaşım. Evet arkadaşlar, sahur yolunda program yapmayı düşünüyoruz. Eğer ki siz de bize destek çıkarsanız aşağıdaki Oyunfor bağlantı linkinden desteklerinizi. Evet arkadaşlar, Diyanet bu sene bakalım. Diyanet'in hemen bu seneki şeyini bakalım. Diyanet verecek mi? Diyanet işleri. Yok bize değil ya. Ne şey, fitre kaç, ne kadar fitre açıklamış bakalım. 2021. Hemen fitrelerinizi aşağıdan donate olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de deme, çarpılı da şimdi. Niye? 28 TL arkadaşlar, 28 TL. 2021 güncel fitre açıklanmış. 28 TL arkadaşlar, 28 TL'ye bütün Ramazan'ınızın şeyini, bereketini şu kardeşinizle paylaşabilirsiniz. Tamamdır, eyvallah. Bolundanın dağısı ayrı olmaz kardeşim, yani o da yanlışlıkla. 2021 TL de canınız kurban olsun. Ya da başka fakir fukara yerine de ödemiş olursunuz fitrelerini. Sadaka, sadaka. Sadakayı fucur. Bütün belalardan sizi uzak tutar arkadaşlar. Evet hocam. Alo hocam. Hemen bir dakika. Defimiz bitmemiş daha. 3 saat, 1 saat, 1,5 saatlik şeyimiz. Bence de uzatmıyor. Burada Türkçe... Bence de ya, biz burada, elhamdülillah, yani Allah yolunda çarpılmadan Ramazan-ı Şerifimizi geçirmeye uğraşıyoruz arkadaşlar. Amin. Daha başlamadık ama inşallah başlayacağız. Kardeşimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, ünlem bağış yazarak fitrelerinizi Oyunfor linkinden bize yollayabilirsiniz arkadaşlar. Diyanet İşleri'nin açıkladığı 2021 güncel fitre miktarı 28 Türk Lirası'dır arkadaşlar. Aslında fitrenin hesabı şöyledir. Bir fakiri sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün doyurabilecek kadardır ama 28 lira Türkiye şartlarında zor değil mi sayın hocam? Doğrudur. Bundan dolayısıyla yani sabah bir çorba içsek 15 lira, öğlen bir grup pilav yesek 35 lira, sonra akşam da yani bir... Şimdi kardeşim bak, şurada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Nasıl hocam, buyurun. Evet. Şimdi bir fakirin karnını doyurmak sadece işte grup, pilav vesaire buna benzer şeylerle ölçülemez. Basitinden bir ekmek, yanına birazcık katık da alsan tabii. Bir insanın karnını doyabilir. Oyuna göre hesaplanır. En basitinden bir kutu buğday olarak hesaplanır. Bir kutu buğdaydan da çıkartılacak un hesaplanır. Vesaire buna benzer insan doyurabilir. Evet hocam. Vallahi Allah ağzınızdan bol damlıyor. Yani lütfen bunlara dikkat edin. Haklısınız hocam. Şimdi sayın hocam, siz hangi Diyanet şeyde, hangi ilahiyat fakültesinden mezununuz?
Biz başkanlık Başkan yok yok. Cumhur Cumhuriyet Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden en devam. Oradaki kardeşlerimiz onlar ayrı. Biz başkanlık fakültesinden mezun olduğumuz için artık dev başkanımız. Anladım, anladım Sayın Hocam. Hocam sizin şeyinizin, ilim tahsisinizin şeyi nedir? Yani ne üzerine şeyiniz vardır? Çalışmalarınız neler üzerinedir? Araştırmalarınız neyin üzerine yaparsınız? Şimdi insanlık olarak en büyük bir sorumluluk vardır ki insanları birbirlerine saygı ve şefkat değil mi hocam? Sevgi çerçevesinde, sevgi çerçevesinde evet. İnsanlar yaşamayı bilmeli. Ama günümüz şartlarında artık ne yazık ki böyle şeyler pek fazla mümkün olmadığından dolayı insanlar daha güzel bir dünya yerine daha kötü bir dünyaya gidiyor. Aslında bu da bir kıyamet ile sonlanacak olup artık tamamen bir Müslümanlık, bir saygı, bir sevgi çerçevesinde sonlanacağından dolayı insanları bu yüzden bu yöne doğru ilerletmeye çalışmak. Anladım. Ve benim araştırmalarım ve yönelimlerim tamamen bu yönde olmaya devam etmek. Bilmukabele hocam, bilmukabele. Şimdi hocam, öncelikle chat sizin sorunuz var mı sayın muhterem hocamıza? Sayın chat. Estağfurullah. Muhterem hocamızdan ilmiyle biz de bilgilenelim değil mi? Sayın hocam sizi bulmuşken kaçırmayalım, sorularımızı soralım. Evet Hikmet Bey. Estağfurullah. Yani yardımcı olabileceğimiz her konuda tabii ki. Hocam diyorlar ki yani. Bir dakika hemen soru, ilk soruyu yönelteyim hocam. Hocam diyorlar ki teravih namazı diye bir şey yoktur. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Haşa, teravih namazı. Teravih namazını şey olduğunu söylüyor hocam. Yani Allah-u Teala'nın zorunlu olarak yapmamızı gerektirmediği bir söylentileri var. Şimdi zorunlu şöyle ki, zorunlu dersek işin içerisine farz olan bir ibadet olarak geçer. Fakat teravih namazı bir vacip bir namaz olmakla beraber evet, farza yakındır. Yani bu durumda o söyleyen arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Çok yanlış bir düşünce içerisinde bir an önce dine, imana davet ediyorum. Hocam, şimdi biliyorsunuz ki şeylerimizi, halkımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Şimdi bazı halk, Arapça bildiğiniz üzere bir Türkçe gibi bir dildir. Yanlış mıyım hocam? Evet, doğru. Bazı cahil demek istemem ama bazı vatandaşlarımız hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi sana oyun önerebilir miyim? Hocam, bugün hocamızla sahur sohbetleri yapıyoruz arkadaşlar. Bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Kendisi Nihat Hatipoğlu'nun çırağıdır. Amca oğlum olur kendisi. Evet. Hocam, evet. Nerede kalmıştık? Evet. Bazı... Hocam oruçluyuz, unuttuk. Yedikten boğazımızdan geçerken hatırladık. Oruç bozulur mu diyor. Hikmet bırak arkadaşlar. Şimdi eğer ki o nimet boğazınızdan aşağı doğru inerken durdurabilme şansınız varsa durdurun. Eğer ki aksi takdirde durduramazsanız ve aşağı doğru inecek olursa ve bunu unutmuş olarak aşağı doğru indiğini hatırlarsanız onda bir beis yok. Ama yok, ağzınızın içerisinde o lokmayı döndürürken aklınıza geldi ve ya nasıl olsa unuttum deyip yutmaya çalışırsanız işte orada bir sıkıntı olabilir. Çok teşekkür ederim. Hikmet kardeşimize de bu sorusu için çok teşekkür ederiz. Jericho Semih kardeşimiz bir şeyler yazmış. Don Star demiş. Don Star hocam nedir bilir misiniz? Bilmiyorum ben. Galiba bu da Don Star hocam Türkçe meali. Açlıktan ölme demektir. Açlıktan çok ölme, işte. Ölmemek acaba bir oruçla ilgili bir soru mu sorar arkadaşımız? Anlayamadım. İşte bunların hepsi kafirlerin oyunları. Kafirlerin, evet. Evet hocam diyor ki, oyunları. Ben şu an oynuyorum da efsane ama zor biraz demiş hocam. Herhalde açlıktan ölmemek ayıptır. Yani ayıptır. Yani yapılmaz arkadaş yani. Oynuyorsa diyecek tek bir şeyimiz vardır. Allah kolay yapmışsın. Amin, amin. Bilmukabele. Hocam. Şimdi hocam, öncelikle
Benim de sonra devam edecek bir sorum var. Şimdi bildiğiniz üzere bazı vatandaşlarımız, hanım teyzelerimiz, bazı Arapça yazarı Kur'an-ı Kerim lafzatullah olmamasına rağmen, Allah lafzı olmamasına rağmen çok şey yaparlar. Aşırı önem gösterirler, bel altında tutmazlar. Tamam, Evet. lafzatullahın bel altında tutulması hoş görülmez. Ancak mesela biz nasıl merhaba yazdığımızda Türkçe yazılı bir kağıdı bel altımızda tutarken bir sıkıntı olmuyorsa, orada marhaba yazan bir kağıdı bel altımızda tuttuğumuzda bir sıkıntı olur mu? Yani bu yanlış bir şey midir? Yani Şimdi şöyle bir gerçek var. Eğer o arkadaşımız ilk önce bir yanlış düşünce içerisindedir. Onu bir açıklayalım. nasıl hocam? Evet. Çünkü Allahu Teala'nın sözleri hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde toplanmış bir vaziyettedir. Evet hocam. Ve Allahu Teala'nın emirleri, yasakları hepsi bunun içerisinde mevcuttur. Bir arkadaşımız, Mukavvet. yanlış hatırlamıyorsam bundan yaklaşık birkaç sene öncesinde söylediğimiz bir şeye denk gelmişti. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir buzdolabı olsa gerek, bir buzdolabının üzerinde Arapça yazılar gördükleri için Evet hocam. yan dahi yatırmıyorlardı. O Arapça yazıyı üstte tutabilmek için buzdolabını ters çevirdiler. Bakın burada Allah. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki oradaki yazılan yazılar bir kullanım kılavuzundan ibaret. Allahu Teala'nın bir Lafzatullah'ı değildir, değil mi hocam? evet doğrudur yani olmadığı için de dolayısıyla belden yukarı tutmak, belden aşağı tutmak gibi bir özen, bir niyet olmaması gerek. İşte bu da insanlarımızın ne kadar cahil olduğunu belirten bir örneklemdir. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, Hikmet kardeşimiz bir soru daha sormuş. Abi afakayım, 2 dakika benim sorumu gelince sor. Tamam, hemen. Kardeşimiz bir soru sormuş, ancak kendisi tekrar geri döndüğünde soralım kardeşimiz sorusunu size. Tabii ki, tabii ki. O arada ben de boğazım burunmasın diye bir video su içeceğim. Tabii hocam, tabii. Hocamız da hemen boğazını temizlesin. O arada da biz de sevgili çiçekler ilahi korosundan bir adet sordum sarı çiçeğe. Dinleyelim arkadaşlar. Hoş geldin. Ha? Demiş güzel büyüklerimiz. Şimdi hocam burada mısınız? Geldim kardeşim, geldim. Hocam, Hikmet kardeşimiz de gelmiş. Hikmet kardeşimizin sorusunu tekrardan size yöneltiyorum hocam o zaman. Hocam demiş ki, hocam oruçluyuz, bayıldık ama oruçluyken bayıldık hocam demiş. Amma demiş, bize serum falan vermediler demiş hastaneye gidince. Evet. Vücudumuza hiçbir şey giriş yapmadı hocam demiş. Biliyorsunuz ki hocam, yani siz daha iyi bilirsiniz ama oruçun bozulmaması için vücudumuza ağız yoluyla veya damar yoluyla herhangi ya da anal yolla herhangi bir şey girmemesi gerekiyor. Merkez deliklerinden Yani herhangi bir delikten bir şey girmemesi lazım değil mi hocam? hemen. Şimdi bunun için hiçbir şey girmedi demiş kardeşimiz. Orucumuz bozulur mu demiş. Şimdi kardeşim, değerli mümin kardeşim, şöyle genel olarak özetlemek isterim ki, yani siz değerli mümin kardeşlerimin de aklında bulunsun diye söylemek istiyorum. Evet hocam. Vücuda dışarıdan içeriye giren her şey cubotar, vücuttan dışarıya çıkan her şey de abdesti bozar. Anladım hocam. Yani bu arkadaşımızın da sorusuna gelecek olursa,
dışarıdan herhangi bir şekilde bir eylem, Hocam bir bir şey sorabilir miyim? şey. Benim kendi şahsi sorum hocam. Şimdi giren orucu çıkan abdesti bozar dediniz hocam. Evet. Şimdi çıkan şeyler, şimdi necaset olabilir, idrar olabilir. Her neyse Tabii. Pislik olabilir. kusmuk olabilir. Şimdi hocam, Evet. şimdi affedersiniz de burnumuzdan mukus de çıkıyor yani sürük, halk arasında sürük de deniyor. Bu da çıktığında oruç bozar mı? Çok merak ettim şu an. Şimdi kardeşim, değerli mümin kardeşim, teknik olarak vücuttan dediğimiz olay vücudun içerisinden çıkar, bozar. Hocam mantıken Yani örnek veriyorum, halk arasında örnek sümük veriyorum. olarak belirtilen şey de vücudun içi Şimdi sayılıyor çıkan yer. yani bu açıdan düşünecek olursanız şöyle bir şey var. Vücudun içerisinden çıkan her şey bozar. Örnek veriyorum, bu kusmuk olabilir, bir kan ya da bir irin olabilir. Buna benzer şeyler. Şimdi bizim dediğimiz o mukus dediğimiz olay, aslına bakarsanız vücudun dışında gelişen bir olay. Yani teknik olarak sizin ağzınızdaki tükürük dahi vücudunuzun aslında içerisinde olan bir şey değildir. O yüzden hani örnek veriyorum, bir tükürüğünüzü dışarıya tükürdüğünüzde de orucun abdestiniz bozulmaz. Yani Hocam bir dakika, o bunu zaman bir dakika. ayırt Şöyle bir etmek şey lazım. soru daha sormak istiyorum hocam. O zaman o vakit eğer tükürdüğümüzde orucumuz bozulmuyor ise tükürdüğümüzü yuttuğumuzda bir dakika, abdest bozulmuyorsa tükürdüğümüzü yuttuğumuzda orucumuz bozulur mu hocam? Hayır, tabii ki değil. Hayır. Başım. Bu da şimdi dışarıdan değil ama içeriden de değil. Teknik olarak vücudun içerisinde dolaşan bir şey. Ama bir dakika. O zaman hocam, o Ya zaman şimdi bir senin dakika hocam. dediğine göre, o zaman akşam Hocam. sahurda geldiğin midendeki vatandaşların farklı bir organa gitmesinde de orucun bozulur senin. Hocam şimdi bir dakika, siz diyorsunuz ki Lütfen. bir dakika hocam, bir dakika, şimdi sizin kendi dedikleriniz kendinize çakışıyor hocam. Şimdi diyorsunuz ki mukus da bakın, mukus dediğim şey yani mukus dediğime bakmayın hocam. Tükürük dediğimiz şey vücudun içinde salgılanan bir şey. Ancak tükürdüğümüzde abdestimizde herhangi bir bozulma olmuyor diyorsunuz. Ancak yuttuğumuzda da orucumuz bozulmuyor diyorsunuz hocam. Şimdi çıkan bozar, giren çıkan abdesti giren orucu bozar şeyinize, felsefenize dayanan yani bir mantıksızlık içerisinde yani uyuşmazlık var hocam burada ikisinin arasında. Peki değerli mümin kardeşim, Evet sen hocam. tükürüğün nasıl salgılandığına veyahut da mukusun nasıl salgılandığına dair bir bilgin var mıdır acaba tıbbi olarak? Hocam sizin var mıdır? Tabii ki de. Tamam hocam, siz bizi bilgilendirin o zaman, biz de anlayalım. Şimdi tükürük dediğimiz salgılar, özellikle dikkat ederseniz ağzınız kapalı iken oluşmuşlar ve daha sonrasında herhangi bir şekilde dışarıdan hava ile temas ettiği anda direkt ağzınızın kurulduğunuzu fark edebilirsiniz. Dolayısıyla ağzınız kapattığında ağzınız daha rahat bir şekilde tükürük salgılar ve bu tükürüğü içeride hapsedip aslında tekrardan içeriye döner dolaştırırsın. Yani aslına bakarsan bir deli daim çözüm. Anladım hocam. Fakat mukus dediğimiz tabaka, aslına bakarsanız dışarıdan hava alarak oluşan bir durumla meydana gelir. Bir mukusun oluşabilmesi için oksijen de gerekir. Anladım hocam. Hocam, Hikmet kardeşimizin bir sorusu daha var. Hikmet kardeşimizin. Hocam, Evet. elinizi yıkıyorsunuz. Elimizi yıkadık hocam. Yıkarken su eser miktarda demiş kardeşim. Biraz fışkırıyor. Ağzımıza geliyor. Bu ağzımıza gelen su fışkırtısı, eser miktardaki su orucu bozar mı diyor. Bozmaz. Neden bozmaz? Çünkü Evet hocam. o suyu yutmadığınız sürece sıkıntı olmaz. Hocam, Yani eğer ki o bizim tükürüğümüze bir karışırsa ne dakika. yaparsınız hocam? Kardeşim bir dakika, bir dakika. Adamı delirtmeyin. Tamam hocam, dinliyoruz. Şimdi buradaki şu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Onu yutmak çok bambaşka bir şey. Evet hocam, bir Ağzınızın mukabele. içerisinde durması bambaşka bir şey. Örnek veriyorum.
abdest alırken de sonuçta ağzında su aldım. Tamam mı? Haklısınız Yutmuyorum, hocam. değil mi? Onu yuttuğumuz zaman işte o zaman sıkıntı. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Özellikle oruçtayken menfez delikleri dediğimiz deliklere aşırı derecede dikkat etmemiz gerekir. Bir de şey Keza bu sorabilir miyim? deliklerden herhangi bir yerinden bir su kaçması halinde orucunuz maazallah sakata girebilir. Bu konu hakkında bir soru sorabilir miyim hocam? Mesela hocam, Tabii. yani kardeşlerimiz 12-13 yaşındaki kardeşlerimiz de izliyor bizi. Blue çağına geçmiş kardeşlerimiz. Sabahları kalktığında bir baktılar ki o duruma düşmüşler hocam. Evet. O duruma düştükleri için biliyorsunuz GUSAP desem gerekir. Doğrudur. Oruç değilken, GUSAP'ta alırken nereye dikkat etmemiz gerekir ki orucumuz katı sakata girmesin hocam? Şimdi az önce bahsettiğim menfez deliklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam pamuk Sadece... tıkasak yeri midir? Efendim? Pardon hocam. boğazıma su Oruçtan kaçtı. olarak anlayamadım. Menfez deliklerine pamuk tıkamak suretiyle kapatsak hocam. Olur mu? Menfez delikleri de pamuk. Yani eğer oraya pamuk sokabiliyorsan helal olsun derken. Bu çok bambaşka bir olay. Menfez delikleri dediğimiz olayların hangi delikler olduğunu biliyor musunuz hocam? Hocam ben direkt oral, anal ve burun kulak deliklerinden bahsediyordum ama göz deliği. Evet. Menfez delikleri dediğimiz olay şey budur aslında Tamam bakarsan. hocam işte zaten şeye gitmeden önce bizi tahtalıkaya gitmeden önce bir yerlere tıkıyorlar zaten pamuğu. Ha, gerçi artık pamuk da tıkmıyorlar hocam. Ucuzu varmış artık şey tıkıyorlar. Tıkaç. Tıkay Tıkaç şey dediğimiz. silikon hocam. İşte tıkaç diyoruz biz ona. Yani Evet. Hocam bir şimdi de şöyle Bu soruyu hemen cevap vereceksiniz hocam ama Hikmet kardeşimiz bir soru daha sormuş. Hemen ona da bir cevap verelim hocam. Kardeşimiz çok azılı bir takipçimiz kendisi. Çok teşekkür ederiz kardeşimize. Abi sana bir soru soruyorum. Sorum var. Galiba bana soruyor hocam ama yine de bir şey yapalım. Bir çizme dolusu kan kaybettik. Ölür müyüz diyor. şimdi çizmenin boyuna bağlı. Bence de ama şimdi vücudumuzun üçte iki sıvıdan yani kandan oluştuğu için vücudumuzda kan çok. Yani ölüme yaklaşırsın ama ölümle yaşam arasındaki çizgiye gelirsin. Ama ölmeyebilirsin. Yanlış mıyım hocam? Şimdi şöyle bir gerçek var. Kardeşim. Ortalama bir insanda 4 lit. yani 4 litre abi. iki, Düzelteyim evet dedi. yaklaşık olarak vücudunun 1 bölü 13'ü olsa gerek ki kandan oluşmak. Dolayısıyla örnek olarak verecek olursak 50 kilo bir insanın ortalama vücudundaki kan miktarı 4 litre civarındadır. 3,98'dir ama biz bunu 4'e yuvarladık. Yaklaşık 110 kilo bir adamda ise bu oran yaklaşık 2 katıdır. Yani şimdi bir çizme dolusu, çizmenin boyu önemli. Mesela şimdi temelli günümüz bayanlarından, kadınlarının cildi çizmeleri bulursak onun içerisi abartısız herhalde bir 5 kilo falan alır. Yani bu durumda zaten vücudumuzda kan kalmıyor. Bence de hocam. Bir de hocam. Demiş ki kardeşimiz. O zaman bir din değil kardeşim ben sorunun tamamını okudum. Sanırım sen mezhepten bahsediyorsun çünkü abdest her dinde bir şekilde bir temizlenme suyla vücudu temizleme ayin tarzında bir şey vardır ama abdest sadece dini mübini İslam'da bulunmaktadır. Bunda da şunu şöyle düzeltiyorum. Senin sorundaki din lafzatullahını ben mezhep olarak değiştirmek istiyorum arkadaşım. Kardeşim. O zaman an demiş hocam demiş. Bir mezhepte demiş bilmiyorum ama demiş bir çizme dolusu kan kaybedersek abdest bozulmuyor. O zaman ölmez miyiz demiş. Hocam ben o konuda bir açıklığa getirmek istiyorum kardeşime. Sen İzninizle siz de beni siz de doğrularsınız diye kardeşim düşünüyorum. açıklamaya devam et. Evet. Ben de orada bir su daha içeyim yani. Tamam. Şimdi kardeşim Şafii ya da Hanbeli mezhebinde ikisinin birinin olması lazım. Ben de şu an tam emin değilim. Ama Şafii olduğunu diye hatırlıyorum. Ayak tabanının altı kadar kan kaybında abdest bozulur. Ama ayak tabanının altı kadar da
çizme kadar değil. Bir çizme dolusu falan değil yani. O nereden çıktı bilmiyorum. Şimdi ölürsün bir kere öncelikle onu o kadar iyi. Ayak şeyi. Bak şimdi kardeşim. Ayak bu el değil mi? Bunu ayak olarak düşün. Ayak tabanının altını kaplayacak kadar. Benim bildiğim kadar bildiğim kadarıyla bu kadar. Hocamız da beni onaylar doğruysa. Değil mi hocam? Hocam. Hoca hoca su dökmeye gitti galiba. Hoca gitti. Hocam, başkan hocam. Hocam, orada mısınız? Sayın hocam. Alo. Hoca uyudu. Abi o sırada bir CTRL Windows'da yapsana. Onu baktım. Bir şey yapmıyoruz. Ama ben ne yaptığını biliyorum ki onun. Yeni şey açıyor. Hani yeni masaüstü açıyor Windows. Onun öyle bir özelliği var. Yaptım dedim. Kullanıyorum bu arada ben bu o özelliği. Evet hocamız gelene kadar biz de bir hemen. Hocam geldiniz mi? Hocam. Hocam. Hoca uçtu. Hocam huşu ile cennetin yollarına vardı. Hocam diyor ki yollarına. Şol cennetin yollarına der hocam. Hocam biz arkadaşlar arasında bazı şeylere J ekleriz. Örümcek mesela. Bunu hocam yapsak günah olur mu der. Hocam. Sayın hocam. Ve puanım bitti Tamamdır. Hocam. Sayın hocam. Alo hocam. Alo hocam. Orada mısınız hocam? Alo. Hoca hemen geliyor. Hikmet kardeşim hemen sorularına en acilinden senin sorunlarına şifa bulacağız inşallah. Hocam. Lan hocanın saati 1000 lira hadi hoca nereye gittin ya? Aa bir de bizim şimdi bu gitti yerlerden de para alıyor bizden. Arkadaşlar bakın hocanın parasını ödemekten etim kemiğime kadar sıyrıldı. Bakın 28 TL fitre. Yani fitrelerinizi aşağıdaki oyun for linkinden yollayabilirsiniz. Allah kabul etsin şimdiden. Eyvallah. Buyur kardeşim. Sayı buyur mümin kardeşim. Hikmet kardeşim. Evet canım. Yani doğru tabi. Bildiğim kadarıyla doğru yani. Kendi bilgilerim dahilinde. Dalga geçmiyorsun, merak etme. Dalga geçiyor gibi konuşabiliriz de yani. Ciddi şeyler söylüyorum. Hocanın telefon çalıyor galiba, bilmiyorum ama. Yok canım yok. Çarpılmak istemiyorum ben kardeşim. Alo hocam. Sayın Alo hocam. Alo hocam. Bakın sorular birikti. Sonra saatliğim 1000 dolar diyorsunuz bana. Estağfurullah. Yani. Bana bir bilgi vardı şimdi yoldayken çevirdi de onun sualleri ne cevap verdi? Anladım hocam. Hocam şimdi Hikmet kardeşimizden çok büyük sorular geldi. Sizi
Bu konuda sizin bizi aydınlatmanız gerekir. Benim ilmim yetmemektedir bunlara. Estağfurullah, Der ki, estağfurullah. hocam der, biz arkadaşlarımız arasında, mümin kardeşlerimiz arasında bazı şeylere neredeki C harfi yerine J harfi ekleriz. Koyarız demiş. Buna misalen demiş. Örümcek demiş. Bunun gibi hocamı da hocam yaparsak demiş. Günah olur mu demiş hocam. Ha, tabii ki de olmaz yani. Ama şöyle de bir gerçek vardır ki insanlarla dalga geçmek niyetiyle sıfat yakıştırmak ve bunu değiştirerek sıfat yakıştırmak pek hoş bir davranış değil. Peki hocam. Bunlar tamamen mekruhtur yani. Şimdi ben ciddi ciddi bir soru soruyorum şu an. Kendi düşünceniz artık kendi düşünceniz midir? Ya da ne bileyim başka bir şey midir? Emin değilim. Şimdi hocam, kendi üzerinize alınmayın. Siz akademik kariyeri olan dini mübini İslam üzerinde çok fazla araştırma yapmış bir şahsı muhteremsiniz hocam. Siz kendi üzerinize Estağfurullah. lütfen alınmayın bunu. Lütfen bunu soracağım kişiler de alınmasın çok ama bu benim aklımda çok merak ettiğim bir bilgidir hocam. Şimdi öncelikle hocam, biliyorsunuz imamlık diye bir meslek var hocam. Oh. İmamlık diye bir meslek var. İmamların yaptırdığı ana şey nedir hocam? Nasıl yani? Yani ana görevleri nedir? Namaz kıldırmak Değerli değil mi hocam? imamların asıl görevi değerli mümin kardeşlerine yardımcı olmak, namaz kılmak, insanların namazı rağbet etmek ve yeri geldiği zaman insanlara bilgilendirici içerikler paylaşmak. Tamam hocam. Ama ana işleri namaz kıldırmak değil mi hocam? İmamlık etmek yani Yok, önde. estağfurullah. Öyle bir şey kesinlikle söylemesi hoş değildir. Şimdi bir insanın namaz kıldıracak kadar ilminin olması demek Evet. aynı zamanda namaz kıldırabileceği anlamına da gelir. Hocam. Yani örnek veriyorum, Evet hocam. bir dışarıdan arkadaşımızın yeteri kadar ilmi var ise o insan da namaz kılıyor. Anladım hocam. Hocam şimdi imam hocalarımız. Ha bir dakika. Şimdi hocam ben sorma devam önce Hikmet kardeşimiz bir soru daha sormuş. Hocam Evet. o kadar hocasınız. Çok kolay bir soru soracağım. Ramazan'ın ilk sahuru ne zaman diyor? Ramazan'ın birinci gün, bir gün öncesinden başlar, son gününe kadar devam eder. Ramazan-ı Şerif'in son günü bayramın bir Arefe günü yani bayramın Ramazan bayramının Arefe günü gecesi sonları değil mi hocam? Evet, doğrudur. Ramazan-ı Şerif'in ikinci günün gecesinden sahura okunur ve ta ki Arefe gününe kadar Diyor ki bu bana gün devam söyler eder. misiniz hocam diyor. Tarih, gün, ay, yıl verin bana hocam diyor. 2021 için soruyor galiba. Değerli kardeşim, hani Diyanet İşleri Başkanlığı bunun hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Sizler de Diyanet İşleri'nin web sitesinden veyahut da farklı platformların veyahut da herkesin evinde bulunan takvimlerin üzerinde mübarek dinler ve günler. Şimdi hocam bir şey daha sorabilir miyim? Biliyorsunuz başımızda bir seneden beri bir illet mevcuttur hocam. Evet. Allahu Teala'nın gazabı diyorum hocam ben bu şeye. Yani insanlık o kadar fazla şey olmuş ki Allahu Teala üzerimize böyle bir virüs, bir gazap indirmiş. Onun için bizi cezalandırıyor. Bence benim şahsi fikrim hocam. Hocam, bu Allahu Teala'nın gazabı varken üzerimizde bu bulaşı illetten dolayı cuma namazına gitmesek günah olur mu? Şimdi değerli mümin kardeşim, bu sual çok sıkıntılı bir soru. Çünkü insanların birbirine zarar verici eylemlerde bulunması katiyen men edilmiştir. Dolayısıyla oradaki insanların bir farz ibadeti yerine getirilirken diğer Müslüman din kardeşlerine
zarar verici bu şekilde bir eylemde bulunması çok büyük sıkıntı. Bundan dolayı da cuma namazlarında böyle bir risk oluştuğu için Diyanet İşleri Başkanlığımız cuma günlerindeki namazları bu denli belli bir dönem boyunca geçici olduğuna yasaklamıştı. Daha sonrasında arada birer saf boş bırakarak bu şekilde devam edilmesi daha uygun oldu ki insanların ibadetlerini yerine getirmesi gerekir. Hocam. Şimdi insanların hayatlarını tehlikeye atarak farz ibadetini yerine getirmek ne kadar doğru? Ne kadar doğrudur hocam? İşte bunu irdelememiz gerekir. Evet, herkesin kendi vicdanı ile değil mi hocam? Bunu sorgulaması gerekmektedir. Evet. Evet. Hocam, mümin kardeşlerimiz. Evet hocam. Öncelikle son bir soru daha alıp programımızın D Başkan ile sahura doğru programımızın ön izleme kısmından ayrılıp tekrar bildiğiniz üzere bizim eski programımıza geri döneceğiz inşallah. İnşallah Teala. İnşallah. Hocam son soru olarak. Şimdi ben size şunu deminki sorumu bitirmek istiyorum artık. Hocam imamlar namaz kıldırmak için para alıyor. Farz ibadetlerini yaparken para alıyorlar. Bu caiz midir? Şimdi bu sorunun cevabı çok hoş bir şey değil. Şimdi hocam, Yani şimdi siz de bunu farkındasınız bence ama yani şimdi eğer ki kardeşim beni Diyanet İşleri Başkanlığı da şey yapma yani bu. hocam siz de bunun farkındasınız ama yani şimdi imam para alıyor, namaz kıldırıyor, farz ibadet gerçekleşti, kendi farzını gerçekleştirme, Allah'a karşı olan sorumluluğu gerçekleştirmek için belli bir ücret alıyor hocam. Bu caiz midir ya? Dediğim gibi kardeşim bu sualime şu anda cevap vermek istemiyorum. Anladım hocam. Hocam Hikmet kardeşimiz. Hocam isim vermek istemiyorum. Birileri kurunkar gelmiyor. Sizce gelmeli mi diyor. Aa, şimdi kurumker caiz midir? Önce onu bir Evet konuşalım. hocam. Kurunkar caiz mi? Önce onu bir tartışalım. Daha sonra hocam. Bir de Hikmet kardeşimiz sizce ne demiş? Sizin daha önceki şey sorusundan ilk sahur ne zaman başlıyor sorusuna cevaben verdiğiniz şu internet siteleri yönlendirmelerine demiş ki hocam gidip Google'a bakın bile diyemiyor musunuz demiş sizi kınamış bir ama böyle yapmayalım hocamıza. Hocamız bize Şimdi insan yerine koyup gelip bize burada şey yaptı, vaaz verdi. Hocamıza böyle sorular itham etmeyelim böyle şeyler lütfen. kardeşime de şöyle bir cevap vermek isterim ki değerli mümin kardeşim, senin o Google denen şahsların yapmış olduğu bir sisteme ne kadar güvenilir ki bunu söyleyebiliyorsun? Allah'ın gayrimüslim yapmış orayı değil mi hocam? Sonuçta kafir memlekette bulunmak ve kafirlerin yapmış olduğu bir uygulamadan bahsediyorum. Evet hocam. Kurunkar caiz mi onu söylüyorduk hocam en son. Evet. Nafsı bahis kurunkar oyunu caiz midir hocam? Kurunker bir oyun mudur şimdi? Onun Şimdi hocam üzerinde bir şöyle başka... ben bundan 2 sene önce Nihat Hatipoğlu hocamızın programında bir kardeşimizin şey sorusunu hatırlıyorum. Hocam Minecraft oynuyorum. Minecraft oynarken domuz eti yiyoruz. Haram mıdır sorusuna geliyoruz hocam burada. Sizce hocam siz de Nihat hocamızla beraber şey misiniz? Hemfikir misiniz Nihat hocamıza bu konu hakkında? Nihat Hatipoğlu kardeşimiz değerli bir kardeşimizdi. Sizin amcaoğlunuzdu galiba hocam. Evet. Amca oğlum kendisi ama pek bunu biz dile getirmek istemiyoruz tabii ki. Evet hocam. İnsanlar yanlış anlar. Evet hocam. Ki bir de bizim halk arasındaki kitlemizde şöyle bir şey ifade vardır ki ismini kullanarak kendini yüceltme Değil mi hocam? olay olmasın. Hocam bir şey sorabilir miyim? Peki. Biliyorsunuz bazı şeyler var. Tuzcu baba, bilmem ne baba, cart baba, cüt baba. Çok evliya kişiler olabilirler. Evliya kişiliklerine, Allah dostluklarına hiçbir gönülden şeyim yok, itirazım yok. Ancak insanların gidip onlar aracılığıyla Allahü Teala'ya dua etmek yerine onlara dua etmelerine konularında ne diyorsunuz hocam? Bu
Şimdi tamamen mekruh bir hareket olup Evet hocam. bazı Dinden çıkarırım sapık hocam. düşün, evet sapık düşünceli arkadaşların artık tabiri caizse toptarı bir noktaya gelmesi bu kesinlikle kabul edilemez ve Hocam hakim çaput yargıdır. bağlamak da buna benzer bir şey değil mi? Evet, çaput bağlamak da buna benzer bir örnektir. Siz aslına bakarsanız çaput bağlarken şunu ifade etmeye çalışıyorsunuz. Siz niyetinizi Allah'tan değil, oradaki zat-ı muhteremden istiyorsunuz. Arasındaki ince çizgiyi çok iyi ayırt ettiniz. O zat-ı muhterem kim ki? Allah'ın yarattığı bir kul. Senin benim gibi değil mi Evet. hocam? Evet, doğrudur. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde Allah muhafaza kimden çıkmış olabilir. Hocam. Bir şey varmış zamanında hocam. Bir şahsı muhterem varmış. Şahsı muhterem demiş ki bir gün Allahu Teala şahsı muhteremini bir adaya sürüklemiş rüzgarlarıyla. Rüzgarlarıyla. Şahsı muhterem 7 gün 7 gece orada ölene kadar 7/7/24 saat ibadetle alakadar olmuş. Daha sonra Azrail aleyhisselam yanına gelmiş ve ruhunu götürmüş diğer tarafa. Evet, teslim Allah olmuş. Allahu Teala evet ruhunu teslim almış. Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında Münker ve Nekir melekleri bilirsiniz kabir melekleri. Şu soruyu yönetmişler. Sen bu zamana kadar yaptığın ibadetlerle mi cennete girmek istersin yoksa Allahu Teala'nın lütfu ile mi girmek istersin demiş. Bire gafil de demiş ki ben kendi yaptığım ibadetlerle girmek isterim demiş. Sonra cehennemde zebanilerin çukurlarını boylamış hocam. Buradan çıkarmamız gereken şey nedir hocam? Oradan çıkarmamız gereken şey aslına bakarsan o kardeşimiz Allahu Teala'nın lütfu keremini yok sayıp kendisinin de ondan yarışabilir bir varlık olduğuna inanarak da böyle bir şey söylediğini düşünüyorum. Keza bu küfürdür. Küfür Küfra. kesinlikle haramdır. Haklısınız hocam. Hocam, son soru olarak Hikmet kardeşimizin sorusunu yöneltiyorum size. Demiş ki, hocam bilmiyordum herkes 31 dediği için. Ben de diyor idim. Ve artık kullanmıyorum. Bilmeden yazdığım o zamanlar günah olur mu demiş. Değerli kardeşimiz, eğer bilmeden bu şeyleri dile getiriyor ise, bilmeden yapılmadan işlenen günahları affedici de bir Allah vardır. Tekabbel Allah. Ve Amin. Allah'a bol bol dua ederek geçmiş günahları için af dilemeli ve bir Tövbe daha etme dedim hocam. yapmayacağına dair tövbe etmeli. Tövbe. Allahü Ki Teala. tövbe ettiği zaman aynı zamanda bir Allah-u Teala'ya onun katında bir söz vermiştir. Bu sözü de asla çiğnemeyin. Tekabbel Allah. İdeakal ve meakal dedim hocam ve güzel soru müzakeremizi bu akşamlık bitirelim hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet, Evet. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan başkan hocamız bugün bizlerleydi. Çok teşekkür ederiz hocam. Geldiğiniz ve bizi kırmadığınız için. Evet, Hikmet Rica kardeşimize çok ederim. teşekkürlerini iletiyor size. Estağfurullah. Her Buradan zaman. Kurunker'e geçiyoruz. Kurunker'e geçiyoruz Yalnız arkadaşlar. bu kere geçmeden önce biz şu ödemeyi de halledersek Ne hocam? Hocam. yani. Arkadaşlara söylesek şu fitre bu Ramazan'ın fitre miktarı ne kadardı hocam? Siz onunla söyleseniz arkadaşlar ben gelecek ücrete mukabilen ben size biliyorsunuz %10 size de gönderiyorduk hocam biliyorsunuz öyle anlaşmıştık. Değerli kardeşim bizim anlaşmamız senleydi yani. Hocam siz bir hatırlatsanız daha iyi oluyor. Bakın ben söyleyince kimse bir göndermiyor. Estağfurullah ona ben karışmıyorum. Yani sizin Arkadaşlar hocayı gördüğünüzde para göz açı çıktı.
28 TL filtre 2021 yılının aşağıdaki oyun for linkinden 28 TL filtre açıklamasıyla gönderdiğinizde takdirde Allah Teala sizin sadakayı fıtırlarınızı kabul eder inşallah. Amin. Değil mi hocam? Biz hocanın para göz hocanın paralarını öderiz. Bunlar dini imanı para olmuş. Yap yap. Kurun kere geçiyoruz. Kurun kere geçiyoruz. Evet. Hocam. Caiz kurun kere gelir misiniz? Caiz olan ama. Caiz olmayan değil. Ya estağfurullah. Yok. Ben teşekkür ediyorum. Yine buradan çıkıp diğer programı yetiştim. Hocam atın siz de. Bismillah. Siz de çok, çok hızlısınız hocam yani. Bir oradan oraya zıplıyorsunuz Allah'a. Vallahi billahi. Tabii ki. Vallahi. Tabii ki. Tabii ki. Bir mümin bir kanalda aynı zamanda bir şeyimiz daha var. Anladım. Oradaki evet. Mümin kardeşlerimize de Allah'ın selamını bizden iletirseniz çok şey oluruz. Öyle kimseyle aleyküm selam. Aleyküm esselatu vesselam. Diyelim. Ve D Başkan ile Sahura yolculuğumuzun ilk deneme pilot bölümüne hadisiyle bitirmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz sorusu olan kardeşlerimize. Evet, buradan sonrasını Kurunker adlı zındık oyunla devam edeceğiz. Buradan ney sesimizi biraz kısalım. Ney sesinden hemen bir NCM'ye geçelim artık. NCM. Evet, dık dıs dık dıs geçtik. Çarpılmadan da başlığı da değiştirelim. Bence de değiştir yani tarih. Kurunker yolları taştı. Geldim geldim. Kime yer kaldı? Ya da bir yer. Verdim ekran verdim. Var geç mi geliyor? Ekrana yazı da gelmiyor ki. Nasıl senin yazar geç geliyor? Tarık ben bir telefondayım. Tamam. Zarif Ekin. Abi hemen al. Atı açalım mı? Bu adam iyi burada. Helal, bizim takım kazandı. Hadi bakayım. Zombiler win. Zombies win.
Ya. Hayırlı geceler, hadi bakayım. Yayınla sağ. Aleyküm selam. Yayınla sağ yazmış baba yaga. Baba yaga. Adam öldürüyor adam. Ah be, atamadım. Bıçağımı atayım bari. Bıçak atamadım. Tüh. Rezil. Bıçak atmam lazımdı ama. Aa, kazandık yine. Evet, hadi bakayım. Fortnite oynadık ya, biliyorum ben onu. Biraz bunu oynayalım sonra geçeriz belki. Aşağı düştüm. Hadi bakayım. Ha, kesildik yala. Demek ki neymiş? Atlamayacakmışsın öyle. Her buldun deli, atlamayacakmışsın. Adamlar vuruyor be. Seydola, ay.
Kaç kişi? 10 kişi olmuşuz be. Kıyarın üstün. Buraya mı? Bilmiyorum ki. Atam. Nasıl atamadık ya? Püh, rezil bize. Adam tek attı ya lan. Ha. Onu bilmiyorum şey. Hikmet. Ben de attım. Aa, benim attığım gitmedi ama. Kendi hadi bakayım. Şamaz. İnternet kim interneti ilk?
Abi Seha MC'yi bıraktım geldim hemen. Abi bayağı pro. Arada giriyoruz işte ya. Abi yaklaşık bakayım 6 dakika önce 10 pardon 6 değil 5-10 dakika önce linki Hikmet açsın. Hikmet link atar mısın kardeşim? Yaklaşık 15 dakika önce D Başkan ile Sahur yolunda programımızın ilk deneme bölümü vardı. Yayın tekrarını onu da izleyebilirsiniz. Hadi ama ya. Ha öldüm lan. Abi iyi. Ben de vuruldum. Lan niye ölmedi o? Evet 23 kişi olmuş arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi la buyurun. Hadi lan oğlum. Oğlum Ramazan sohbetleri de izlenir. Merak etme sen. Ramazan olsun bir. Biz Ramazan olmadan açtık sadece. Sıkıntı o. Aleykümselam Mete hoş geldin. Abi neredeydin? 3 gündür yoktu. Cuma, cumartesi, pazar. Mertcan, oğlum 15 dakika önce gelmen lazımdı ya. 10-15 dakika önce gelmen lazımdı. Teşekkür ederim 7. Geleneksel spawn çekiş görevinde toplamda 2050 puan katkıda bulunduğun için. Ali abiyle Ramazan sohbetleri programı yaptık. Sahura doğru. D Başkan ile sahur yolunda programı yaptık. Sahur yolunda deneme programı ama pilot programı tutulursa devam edeceğiz Ramazan içerisinde. Valla deneyeceğiz bakarız yani. Dersim olmasa yaparım ama dersim var. Arkadaşlar çeşitli sorular alarak chatten İnsanların dini açlıklarını gidermeye çalışacağız. Ali hocamla. Hadi böl. Tabii.
Emirhan 2772 baba. Aleykümselam, hoş geldin. Teşekkürler takip için. Hikmet Bora, bir link atabilir misin kardeşim? Hikmet Bora hemen link atıyor. Green Frog. Teşekkürler Hikmet Bora. Abi 5 kişi olalım. Özel olay seçeyim. Bakacağım Meto linke. Oo. Serkan Bey hoş geldiniz. Serkan Bey bu bütün bilgisayarların açtığı oyun diye ithaf edilen browser oyunu Crunker.io. Aa, aşağı düştüm. Zombi defans oynuyoruz ama şu an. Abi oda doldu. Yeni oda açarız bir dakika. Şu tur bitsin yeni oda açarız. Lan lan. Hadi bakayım. Bot mu karşıdakiler, zombiler karşı. Biz kaleye defans yapıyoruz. Karşıdakiler bot değil bu arada. Gerçek insan. Uzaylı ya. Yok, karşı kalede değil, karşıdan camların arkasında spamlanıyorlar, biz de onları vurmaya çalışıyoruz. Bu ne lan? Oha! Biri nükleer attı da ne, nasıl nükleer attı anlamadım. Böyle bir şey var mı şurada? Oha! Nükleer bomba attı herif. Upskink abi skill'ını nükleer atabiliyor. Okey. Aşağı bakıyorum ben. Aleykümselam, duyamıyorum şu an, hemen halledeyim. Ne yapıyorsun? Ben de link at. Link dolu şu an. Link atılır da.
Abi en az bir ay olmuştur. Allah'ım. Aa biri daha. Adam gene atıyor lan. Mermi yok. Adam izin vermek gelmelerine. Upsking, evet. O Fall Wage mi? 2 aydan beri takip ediyormuşsun Upsking beni. Teşekkür ederim. Dört ay olmuş game time'ında. Teşekkürler. Adamlar kesiyor sürekli. Bana şey kalmıyor, ne yapacağız? Hikmet link attı. Giremeyebilirsin, dolu çünkü şey. Tamam, da özel aç. Yeni oyun, hemen yeni oyuna geçtin. Oğlum aynı oyun açtırmışsın. Ladım. Evet, bir saçmalık var bence de. Yeni link at diyecektim. Aynen. Link hata oldu. Tamam, yenisini at. Abi adam hızlı vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Kesmek lazım. 93 level onun. Ümünden bir kan almak lazım. Lan! Bıçak attım, adam ölmedi. Çok rahat valla. O kadar rahat ki, of. Hikmet link bozuk. Sabahları uyuyorum falan, böyle güzel oluyor. Yo, zamanda giriyorum sizlerin de. Ne? Fortnite açmış. Valla kaç kolluğu.
Delay az bugün yayında. Delay zaten çok fazla olmuyor ama internettendir. Aleykümselam Ürkan, hoş geldin. Bu ne? Sabmen aynısı. Haram bro, ayıp ama ya. Genellik yalan. Abi ben kaçak kronker gördükçe artık sinir bozuluyor. Eyvallah. Emirhan bizim Emirhan mı ya? Abi ben geliyorum. Tamamdır. Pizza great İmran. Abi ben hatırladım İmran. Hatırlamam mı? Hikmet Bora birazdan gelecek, o gelince atar. Hatırlıyorum İmran. Bizim İmran mı deyince o sen, bizim İmran sen oluyordun bu arada. İyi oynayan İmran. Lan yanısın. Lan mermi bitti. Abi böyle bir şey yok ama ya. Böyle bir şey yok ama ya. Yenildik ya. Şaka gibi. Link attım ya la. Aa. Lan of. Lan. Roket mi? Yok, roket istemiyorum ben. Ha nasıl la? Ya oğlum bak, hile yapıyorsunuz bak. Hile yapıyorsunuz. Ben size şey yaptığımda hile yapıyorsunuz. Ayıp. Neymiş lan? Canım yok muydu? La ben sana vurdum, canım yoktu diyor ya. Bıçaklama çalışıyor biri de birilerini. Thank you.
Oğlum can aldın mı orada? Nasıl canım yoktu? Anlamadım ya. LMS ne abi? Emço ne yapıyorsun ya? Ah sonunda. Ki. Sonucu aha. Hadi bakayım. Aslında sende de olacaktı. Olmuyor işte. Bir kişi de oluyor maalesef. Üç elde rol atlıyorum, pompalı geliyor. Bir elde snip kestin. Taktik belli. Ya gene... Ha takılı mı? Abi takı. Sen beceremiyordur. Nerede lan bu Minters? Hadi bakayım. Vurdum onu. Hadi bakayım. Herkes tek açın ya. FFA, FFA, FFA. Leme saçma yan. FFA. Ne gene? Ha tamam. Kimse pompalı mı ya?
Lan al. Al şunu. Allah Allah. Abi sıkılmazsan. Oğlum oyun oynuyorsun, sıkıcan tabi. Adam öldürüyor. Ben öldürürüm. Al, niye alamıyorum abi bunu? Niye alamadım ben şeyi, anlamadım onu. Bir sniper sıkar, bir şey yapar. Anlamadık ki olmuş. Her neyse. Oy. Gençler. Benlik bu kadar ya. Ben bugün öldüm. Bu kadar yeter. Ya biraz kafa dağıtmam lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben sizi buradan birilerine yollarım birazdan. Kerem'e yollarım büyük ihtimalle. Açayım bakayım kim varmış. Kerem vardı büyük ihtimalle ama. Kuru kere, kereye yollayayım ben sizi. Kuru kere ne yapıyor bakalım. Lodge of Legender oynuyor. Siz biraz Lodge of Legender izleyin hadi. Yani ben de Lodge of Legender oynayacağım çünkü kendim arkada. Gerçi bu Valorant oynuyor ama siz hadi onu izlersiniz. Raid. Çekişi varmış bak, 50 takipçi de, ona bir yardımcı olun hadi, bir 50 takipçi yapın adamı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Selam söyleyin de. Kaç litre bu 2 litrelik ice'i kafama diktim. Dost ya sen ne yapıyorsun ya? Lavuk kaç kişi? 15 kişiyle bir baskın daha yaptı. Aleyküm Hikmet bana takip etti. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Cazvan Kuyuş alım sen neredesin amına koyayım? Üf, yayınlamayız hadi.